4. Bölüm Handan ayrıldıktan sonra şövalyemizin başına gelenlere dair. Şafak sökmek üzereyken handan ayrılan Don Quixote, şövalye unvanını almış olduğu için o kadar memnun, o kadar gururlu, o kadar sevinçliydi ki, neşesi atının kolonlarından fışkırıyordu. Ama hançanın yanında taşıması gereken şeyler, özellikle para ve çamaşır konusundaki nasihatleri hatırına gelince, eve dönüp bütün ihtiyaçlarını karşılamaya, yanına bir de silahlar almaya karar verdi. Komşusu olan yoksul, çoluklu çocuklu ama şövalye silahtarlığına çok uygun bir çiftçiyi yanına almayı düşünüyordu. Bunları düşünerek Rosinante'yi köyüne doğru sürmeye başladı. At sanki gittikleri yeri bilirmiş gibi öyle bir hevesle gidiyordu ki ayakları yere değmiyor gibiydi. Fazla gitmemişti ki sağ tarafındaki sık bir ormandan cılız bir ses duyar gibi oldu. Biri inliyordu sanki. Sesi duyar duymaz şöyle dedi. Lütuflarından dolayı Tanrı'ya şükrediyorum. Mesleğimin gereklerini yerine getirebilmem, şerefli kararımın meyvesini toplayabilmem için önüme birbiri ardına fırsatlar çıkarıyor. Bu sesler hiç şüphesiz yardıma ihtiyacı olan zavallı bir adamdan ya da kadından çıkıyor.'' Hemen dizginlere asılıp Rozinanti'yi seslerin geldiği yana sürdü. Ormana girdikten hemen sonra bir meşe ağacına bağlı bir kısrakla bir başka meşeye bağlı bir delikanlı gördü. 15 yaşlarındaki çocuğun belden yukarısı çıplaktı. Duyduğu iniltiler ondan geliyordu. Haksız da sayılmazdı. Çünkü iri yarı bir çiftçi elindeki kayışla çocuğu kırbaçlayıp duruyordu. Her vuruşunda da bir azar, bir nasihat çıkıyordu ağzından dilini tutacaksın, gözlerini açacaksın diyor, Olan cevap veriyordu. Bir daha yapmayacağım efendim, Tanrı aşkına bir daha yapmayacağım, söz veriyorum. Bundan böyle sürüye daha çok dikkat edeceğim. Olanları gören Don Quixote öfkeyle konuştu. Saygısız şövalye, savunmasız birine çatmanız hiç doğru değil. Atınıza binin, mızrağınızı elinize alın. Kısrağın bağlı olduğu meşeye dayalı bir mızrak vardı size yaptığınız şeyin ne kadar alçakça olduğunu göstereyim. Baştan aşağı zırhlı bir adamın, mızrağını suratına doğru dürttüğünü gören çiftçi, ölümü görür gibi oldu ve kibar sözlerle karşılık verdi. Saygıdeğer şövalye, cezalandırmakta olduğum bu oğlan benim hizmetkarımdır. Bu civarda bir koyun sürüm var, ona bakmakla görevlidir. O kadar dikkatsiz bir çocuk ki, her gün koyunlarımdan biri eksiliyor.'' dikkatsizliğini, edepsizliğini cezalandırıyorum. O cimriliğimden parasını vermemek için yaptığımı söylüyor. Tanrı huzurunda ruhum üzerine yemin ederim ki yalan söylüyor. Benim karşımda yalanlıyorsunuz ha edepsiz adam dedi Don Quixote. Bizi aydınlatan bu güneş şahidim olsun bu mızrakla sizi ortadan ikiye biçerim. Daha fazla konuşmadan verin parasını yoksa yüce Tanrı'nın huzurunda yemin ediyorum sizi şu anda mahvederim yok ederim. Hemen çözün çocuğu. Çiftçi başını önüne eğdi ve tek söz söylemeden hizmetkarını çözdü. Don Quixote oğlana, efendisinin ona ne kadar borcu olduğunu sordu. Çocuk ayda yedi riyalden dokuz aylık dedi. Don Quixote hesapladı. Yetmiş üç riyal ettiği sonucuna vardı ve çiftçiye, bu yüzden ölmek istemiyorsa derhal ödemesini söyledi. Korku içindeki çiftçi, İçinde bulunduğu kötü durum üzerine, verdiği söz üzerine, henüz bir söz vermemişti, yeminler ederek borcunun o kadar olmadığını söyledi. Oğlana verdiği üç çift pabucu ve hastalandığında iki kere kan alınması için harcadığı bir riyali hesaptan düşmek gerekiyordu. Bütün bunlar iyi güzel de, dedi Don Quixote, pabuçlarla kan almalar da haksız yere vurduğunuz kırbaçlara yasasın. O sizin ödediğiniz pabuçların derisini parçaladıysa, siz onun vücudunun derisini parçaladınız. Berber hasta olduğunda kanını akıttıysa siz sağlığında akıttınız. Kısaca bunlar yüzünden size bir borcu yok. Sanki değer şövalye işin kötü tarafı yanımda para yok. Andres benimle birlikte eve gelsin son riyaline kadar tek tek ödeyeyim. Onunla birlikte gitmek mi dedi oğlan. Mümkün değil efendim hayatta gitmem. Çünkü tek başıma kalınca Aziz Bartolomeus gibi derimi yüzecektir öyle bir şey yapmayacak diye cevap verdi Don Quixote. Ona bir emir vermem yeterli, bana saygı gösterecek. Aldığı şövalye unvanı üzerine yemin ettiği takdirde onu serbest bırakacağım, paranı ödemesini de sağlayacağım. Söylediklerinize dikkat edin saygıdeğer beyefendi dedi oğlan. Benim efendim şövalye değil, şövalyelik unvanı falan da yok. Zengin Juan Haldu da o. Quintanar'da oturur. Bunun önemi yok dedi Don Quixote. Haldudo ailesinde şövalyeler olabilir. Üstelik insan yaptığıyla ölçülür. Bu doğru dedi Andres ama benim efendim paramı, terimin emeğimin karşılığını benden esirgediğine göre neyle ölçülecek? Esirgemiyorum Andres kardeş dedi çiftçi. Rica ederim benimle gel. Dünyadaki bütün şövalyelik yasaları üzerine yemin ederim ki dediğim gibi son riyaline kadar ödeyeceğim hem de alasıyla. Alası kalsın dedi Don Quixote. Gümüş riyal olarak ödeyin yeter. Yemininizi tutmaya bakın. Çünkü aynı şekilde ben de yemin ediyorum. Tutmazsanız sizi tekrar bulup cezalandırırım. Kertenkele gibi gizlenseniz de mutlaka bulurum. Bu emri yerine getirmeye kendinizi mecbur hissetmek için emri kimin verdiğini bilmek isterseniz şunu bilin ki ben Lamançalı Yiğit Donkihoteyim. Kötülük ve haksızlıklara karşı savaşırım. Tanrı sizinle olsun sözünüzü yemininizi sakın unutmayın yoksa cezasını çekersiniz. Bunları söyleyip rozinantıyı mahmuzladı ve kısa sürede uzaklaştı. Çiftçi onu gözleriyle izledi. Ormandan çıktığını ve geri gelmediğini görünce hizmetkar Andres'e dönüp dedi ki: Gel buraya oğlum sana o kötülük savaşçısının emrettiği şekilde borcumu ödemek istiyorum. Tanrı biliyor ya dedi Andres. O iyi yürekli şövalyenin bin yıl yaşasın. Emrini yerine getirseniz sizin için iyi olur saygıdeğer efendim. Çünkü yüce Tanrı adına öyle cesur, öyle haksever bir şövalye ki borcunuzu ödemezseniz dönüp dediğini yapacak. Tanrı şunu da biliyor ki dedi çiftçi. Seni çok sevdiğimden ödemeyi artırabilmek için borcumu da artırmak istiyorum. Sonra çocuğu kolundan tutup tekrar ağaca bağladı ve öyle bir kırbaçladı ki ölmesine ramak kaldı. Şimdi çağırın bakalım kötülük savaşçısını, Senor Andres diyordu çiftçi. Bu sefer bir şey yapamayacak göreceksin. Gerçi işin bitmedi henüz. Çünkü korktuğun gibi derini yüzmek istiyor canım. Ama sonunda oğlanı çözdü ve cezayı uygulasın diye Haktan'ın şövalyeyi araması için izin verdi. Andres biraz üzgün çıktı yola. Lemançalı Yiğit Don Quixote'yi bulacağına olanları bir bir ona anlatacağına, çiftçinin cezasını fazlasıyla çekeceğine yeminler ediyordu. Ama bütün bunlara rağmen o ağlayarak gitti, efendisi gülerek geride kaldı. Yiğit Don Quixote haksızlığı işte bu şekilde düzeltmişti. Kendisi olanlardan pek memnundu. Şövalyeliğe gayet güzel ve soylu bir şekilde başladığını düşünerek, kendinden son derece hoşnut, köyüne doğru ilerliyor, kendi kendine mırıldanıyordu. Ey güzeller güzeli Dulcinea del Toboso! Kendine dünyanın en mutlu kadını diyebilirsin, çünkü Lamançalı Don Quixote gibi cesur ve ünlü bir şövalyenin tamamen senin iradene ve isteğine esir olması, boyun eğmesi talihliliğine erdin. Kendisi, herkesin bildiği gibi, dün şövalye unvanını aldı ve bugün, haksızlıkların en büyüğünün, kötülüklerin en gaddarcasının üstesinden geldi. Kendisi bugün, o zavallı çocuğu yok yere kırbaçlayan zalim düşmanın elinden kamçısını aldı. O sırada bir dört yol ağasına geldi ve gezgin şövalyelerin yol kavşaklarına geldiklerinde durup hangi yolu seçeceklerini düşündüğünü hatırladı. Onları taklit ederek bir süre durdu. İyice düşündükten sonra Rosinante'nin dizginini gevşetti. Kararı beygirinin iradesine bıraktı. Atı başlangıçtaki niyetine uygun olarak ahırının yolunu tuttu. Yaklaşık 2000 adım gitmişlerdi ki Don Quixote büyük bir insan kalabalığıyla karşılaştı. Sonradan öğrendiğine göre bunlar Mursiye'ye ipek almaya giden Toledolu tüccarlardı. Altı kişiydiler. Yanlarında güneşe karşı şemsiyeleri, dört tane atlı hizmetkar, üç tane de yaya katırcı çocuk vardı. Don Quixote kendilerini görür görmez yeni bir serüvenle karşı karşıya olduğunu düşündü. Kitaplarında okumuş olduğu adetleri elinden geldiğince taklit etmek isteğiyle aralarından biri duruma çok uygun gibi göründü gözüne. Ve böylece, sakin bir tavırla, cesurca, ayaklarını üzengilere iyice yerleştirdi, mızrağını sıkıca kavradı, kalkanını göğsüne yapıştırdı ve yolun ortasında durup gezgin şövalye olduklarına kanaat getirdiği adamların yaklaşmasına bekledi. Görülebilecek, işitilebilecek mesafeye geldiklerinde, Don Quixote kibirli bir edayla yüksek sesle dedi ki, Dünya yüzünde La Mancha İmparatoriçesi eşsiz Dulcinea del Toboso'dan daha güzel bir kadın olmadığını herkes itiraf etmedikçe kimse kıpırdamazsın. Bu sözleri duyan ve konuşan tuhaf adamı gören tüccarlar durdular. Hem görünüşünden hem de sözlerinden deliliğini hemen fark ettiler ama kendilerinden beklenen itirafı iyice anlamak istediler. Aralarından biraz alaycı ve çok esprili olan bir tanesi konuştu. Saygıdeğer şövalye, sözünü ettiğiniz bu soylu hanımı biz tanımıyoruz. Onu bize gösterin eğer dediğiniz kadar güzelse, hiç direnmeden seve seve bizden istediğinizi yapar, gerçeği itiraf ederiz. Onu size gösterirsem, dedi Don Quixote, apaçık bir gerçeği itiraf etmiş olacaksınız. Önemli olan Kendisini görmeden inanmanız, itiraf etmeniz, onaylamanız, yemin etmeniz ve savunmanızdır. Aksi takdirde benimle savaşacaksınız, garip kibirli beyler. Şimdi ister şövalyelik yasalarının emrettiği şekilde teker teker gelin, ister sizin gibilerin yakışıksız adetleri uyarınca hep birlikte gelin. Hakkın benden yana olmasına güvenerek sizi burada bekliyorum. Saygıdeğer şövalye dedi tüccar, buradaki tüm prenslerin hepimizin adına, zat halinize yalvarıyorum. Hiç görmediğimiz, duymadığımız bir şey konusunda, üstelik Alkarya ve Estremadura kraliçe ve imparatorçelerinin aleyhinde bir itirafta bulunarak vicdanımıza bir ağırlık yüklemek istemeyiz, saygıdeğer şövalye. Bize bu hanımın bir resmini gösterin hiç değilse. Bir buğday tanesi büyüklüğünde bile olabilir çünkü çelenin tamamı bir parça iplikten de anlaşılır.'' O zaman biz emin oluruz. Zat-ı halinizde isteğinize ve memnuniyete kavuşursunuz. Zaten şimdiden sizin tarafınızda sayılırız. Şöyle ki, resminden bir gözünün kör olduğunu, ötekinden kanla irin aktığını görsek bile, zat-ı isteğini yerine getirmiş olmak için onu göklere çıkaracağız. Don Quixote öfkeyle cevap verdi. Alçak, şerefsiz! Onun gözünden sizin söylediğiniz şeyler değil, Şişeleri pamuklara sarılan amber ve mis kokuları fışkırır. Tek gözü kör de değildir, kambur da. Guaddarama iyileri kadar düzgündür. Ama sizler benim sevgiliminki kadar muhteşem bir güzelliğe hakaret etmenin cezasını çekeceksiniz.